Peki Cemile beğendi mi bu heresteyi? Güzel ama annem kadar değil. Güzel ama annem kadar değil. Bu da anneyi tutturdu gitti. Ama valla öyle, ne yapayım? Güzel ama. Sadece biraz tavuğu bol geldi bana. Fazla geldi tavuğu. Fena mı işte? Bol tavuklu yaptım, yiyin. Yumulun. Beğendi mi? Be kız altın gözünü vermen et cevap. Güzel. Dedim ya. Beğendi. Evet. Puan gelecek mi? Cemile çorbana puan vermeyecekmiş bu arada. Vermeyeceğim demedim. Benden yarı, mesela Ümran teyzenin kadar dolu dolu bir puan gelemeyebilir dedim. Herkesin kendi kararı. Neslihan Hanım'ın bugün çok saygı çerçevesi içerisinde gayet sakin. Hüseyin diğer günlerde gözlerim bela. Şu an ilk sahibiyim, evimdeyim ilerleyen dakikalar. İlerleyen dakikalara saklıyorum. Peki Nayda Hanım? Ellerine sağlık Neslihan ablacığım ama olsun, pişmemiş. Nasıl? Bence pişmiş. Buğdayları ve tavuğu direkt. Hayır. Diri olmaz Nayda, biz bunu belki ne kadar çırptık, piştik. Bir saat pişti bu. Bana hiç öyle gelmedi. Buğdayları. Güzel, buğdayları. Daha önce Nesli'nin heresesini yedin mi? Ve tavuğu da tam olarak pişmemiş. Yani bütün tavuk bulursanız bakın, bana bir tane parça geldi. Evet, şeylerde pişmemiş. De taneler var. Vah. Ümran Allah aşkına ezim ezim neyi tanesi var? Sana da pişmemiş geldi. Pişmemiş değil, şeyler var içinde. Yani daha ezilmemişler bütün olanları. Ezim ama pişmemiş diyor. Ha yok, ezilmemişler. Ha, yani işte onu demek istiyorum. Ha. Sert yani, buğdaylar bana sert geldi. Onu diyor, ezilmemiş. Öyle mi? Sert değil. Ezilmemiş değil. Buğday da çok yumuşak olunca güzel olmuyor bence keşkekte. Şimdi ezilmemek yani ayrı, pişmemek ayrı. Her zaman yaptığı şimdi sen gibi. Sen bunu dövdün mü Neslihan ablacığım? Biz bunu, hayır, biz bunu düdüklü de bir saat pişiriyorsun. Tamam. Ondan sonra hem Kadir dövdü hem ben de. Belki on, değil mi? 10 dakikadan yani fazla. Yani tencerenin içinde bak şöyle onu. Kaşıkla birlikte alt üst ede dibine vuruyorsun. Onun amacı buğdayları eritmek. Erime. Tavuk evet. Parçalansın, buğdayla erimlensin. Yani pişmemek için değil mi? Buğday içinde tane tane kalmayacak. Hepsi böyle emişecek. Tane tane geldi. Benim tabağımda da var taneler. Ellerine sağlık. Afiyet ama olsun. Gerçekten bak. Bana hiç öyle tane geldi bana. Yani dişine pişmemiş geliyor mu? Bak ezilmemiş demiyorum. Pişmemiş geliyor. Diri geliyor. Diri buğdaylar geliyor. Almadınız mı gerçekten? Hayır. Ben almadım. Gayet şöyle ezik eziliyor. Nasıl geliyor anlamadım. Tamam söyle bak. Yani. Kendi günü geçti ağzını gözünü mü yayıyor? Yayıyor şu anda evet. Ya benimkinde geldi ama yumuşak. Sadece yani kaşıkla ezemediğin geçmiş. Bak ağzına böyle toplu değil bir iki tane al buğdayı. Alıyor aldım kızım ben de yedim al. Bunu ben her zaman... İlk defa yapmıyorum ki, her zaman yaptığım gibi bir saat doğru pişirdim. Doğru. Bir tavuğa da bir saat düdüklü de pişmek ne demek? Tabii doğru. Öyle geldi gerçekten. Ama güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tutsun biraz. Neslihan Hanım'ın dediği dakikalar galiba yavaş yavaş yaklaşıyor. Aynen. Kibar abla. Sonra. Kibar abla. Neslihan. Efendim. Eline sağlık. Ben senin heresini daha önce de yedim. Çok güzeldi. Nayden'in dediği gibi bak buğdaylar biraz dişe geliyor. Dişe geliyor ya. Ama o niye biliyor musun, belki geliyorsa? Bu köy buğdayı değil, market buğdayı bu. Dişe geliyor buğdaylar. Daha önce yediğimde o yoktu. Market buğdayı, köy belki buğdayı bilemem. Diye demeyeceğiz. Olur mu ama köy buğdayıyla market buğdayı bir mi? Sen normalde memleketinizin buğdayından mı yani yapıyorsun? Evde olunca tabii ki ondan da yapıyorum. Bunu ama yani gene o da pişti yani. Bir saat bir düdüklü de hem buğdayın hem tavuğun pişmemesi bir mucize olur yani. Zaten yok. Tavuk erir gider. Erir gider yani, nasıl ya pişmemiş ben anlamadım. Ya da direkt kullandın da bana biraz yavan geldi. Ama yavan demedin ki, pişmemiş dedin sen. Tavukları yani da yavandan için anlayamadım. Kız yavanlıkta pişmemiş dedin. Ne alakası var Nayda? Ağzıma böyle biraz bak, böyle yapıştı dişleri. Hayır. Neslin'in yorumundan sonra çekindiğinde laf mı çevirmeye çalışıyorsun? Hayır. Çekinecek bir şey söylemedim ki ben. Pişmemiş olanı söyledim. Bak sonra dişime geldi. Dişime geldi yani, dişlerime yapıştı. Belki de yavanlığından bilmiyorum. Hele Kadir bana yorum veriyor, öbürkülere bakıyor. Buyur, kızım durmuyor ki, ne yapayım, tamam, buyur. Tamam, dedim ben de anlamaya çalışıyorum canım. Evet, buyur ki bana. Tavukları göğüs kullandığın için biraz yağsız kalmış, kuru kalmış. Yani belki de ondan yavan geldi kalmış. Bana, pardon. Tuzu biraz daha olsaymış güzeldi. Normalde sen buna pul biberi katıyordun değil mi? Yok. Katmıyor musun? Biz sadece üstüne tereyağı döküyoruz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Anne sen nasıl buldun? Gerçekten senin heresen çok lezzetli. Yani senin heresen değil bu heresi. Tavuğun bütününden yaptığın zaman. Ben başkası mı pişirdim? Gel pişirdim. Senin heresen yaptıklarım daha güzeldi. Bu olmamış onlardan. Mesela sen normalde güzel yaparsın. Beğenirim ben. Bütün tavuktan yaptığın zaman lezzetli. Bu göğüs etinden yapmışsın. O biraz sası tadı var. Senin önceki gün yaptığına asla benzemiyor. Çünkü sen lezzet yaparsın, biliyorum onu. Peki bütün tavuk niye kullanmadın sen? Çünkü tavuk çok almadın. Lezzetsiz. Ayıklamakla mı uğraşmak istemedin? Hayır, bütün, hayır ayıklamak değil. İçinden kemikleri... onun
çok küçük kemikler çıkıyor ya, ağzınıza gelince onu da eleştirirsiniz diye. Ama işte lezzetini o veriyordu. Peki kemikli tavuk davet sofrasına uygun mu? Yani içinden çıksaydı davet sofrasında kemik çıktı. Ama işte ona göre seçecekti bunu. Yani Cemile'nin bir ceviz şeyi çıktı da söylendi, o da söylenirdi yani. O zaman ona göre seçecektin. Çünkü lezzetini almışsın. Lezzetini o tavuk veriyor. Ona göre seçecektin değil İmran. Ama kolaya kaçmış ol. Ama kolaya kaçmış ol. Hayır canım, ne alaka? Onun içinde küçük kemiklerce yerken ağzına gelecekti. O zaman da farklı eleştirecekti. Ama işte bak, seçemedim ama lezzetini aldım. Hereseden hiçbir şey kalmadı burada. Yok bence kalmış o sizin. Sası. Tatsız, hani bu göğüs her zaman tavuğun tatsızdır. Ne yaparsa yap, ona bir tat veremez. Beğenmedin Arasıca. Yani Neslin öteki heresesine asla benzemiyor. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Peki eline sağlık. Evet, yorumlar için ne diyorsun? Çorbaya bahane buldular, buna bahane buldular. Hepsine bulacaklar. Onlar iyi çalışmış gelmiş bugün. Çalıştılar. Çok güzel çalışmış gelmişler. Şimdi ana yemeği de bulacaklar, tatlıyı da, hepsine bulacaklar. Yok, ama o zaman sen de bizimkine mi çalıştın diyeceğim. Yok, ben sana haksızlık yapmadım ki. Ben de sana yapmadım Neslin. Pişmiş şeye pişmemiş diyorsun. Ama ben pişmiş demedim ki Neslin. Dedin ya şimdi pişmemiş, ağza gelin. Yok Nayda bak. Ben ne dedim ağza diri diri geliyor. Ben yumuşak dedim. Benim ama beni anlamadınız ki. Benim ağzıma geliyor mu? Yumuşak. Sadece ezerken çataldan şeyden kaçmış. Ben yumuşak dedim. Ümran, sadece biz bunu belki 10 dakikadan çok kepçeyle biz bunu şeyi yaptık. Ben pişmemiş demedim. Sadece taneler var ama yumuşak. Hani yesen peki, rahatsız etmiyor. Peki sizin yorumunuz bir şey demiyor. Yok ben rahatsız ediyor demedim. Siz bir de senin heresini beğenen biriyim. Kibar ablaya dediniz ya, hani Kibar abla gerçek yüzün ortaya çıktı. Şu an başka gerçek yüzü ortaya çıkan birileri var mı masada? Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. İlerleyen dakikalarda göreceğiz, evet. Şok. İlerleyen dakikalarda herhalde herkesin şeyde gelecek. Çünkü bunun tadını veren bütün tavuğun yani her şeyi. Ben yorumumu kırmızı yapayım. Evet, buğday olarak Neslin'in genelki keşkekleri hep böyle oluyor. Çok o buğdaylar, yani böyle tamamen öyle. Çünkü ben çok yiyorum. Buğdayların her zaman yaptığın gibi olmuş. Zaten o yüzünde kalıyordu senin, yani, sonradan dönüyordu. Yani. Sadece bunu, evet, bunda tek yanlışın bütün tavuk kullanmaman. Ha, kemik konusunda evet. İyi yapmış cidden de, şimdi davet sofrası tek ağzında kemik çıkartamaz. Evet, evet. Ama sen tavuğun but kısmından etleri sıyırıp göğüs gibi eğer budun da etinden atsaydın, işte o yağlı ya. En azından kemik ayıklamak yerine o but buna lezzet verirdi. Ama bence pişmiş, kıvamı da gayet güzel. De, sunumu da sıcak, ben beğendim Arasıcağın. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Şöyle, afiyet olsun. Şöyle alayım. Yani kibarlık yapacağım diye heresenin biraz şeyinden, formundan o, düşürmüşsün. Yiyeceğim mi onu? Onunla birlikte ver, yemeyeceksen Arasıcağı getir. Çatalımız kalsın mı? Sorar mısın, doymuşlar mı hereseyle? Nesli. Yok, doymadılar. Dediler ya sana, şişeceğiz, doyacağız. Ben en çok ben yedim. Dur, koy dur, git. Biraz morali bozuldu, bak cevap bile vermedi. Pişmemişti, nasıl yedin? Ben pişmediğini yok, düşünmüyorum. Ben de yedim aynı pişmeyi. Yok bak, tane var mı? Geliyor. Hayır, bana normalde günlük yaptığında da zaten çok ben yemedim ki. Bilmiyorum. Hayır Kibar abla, o bana senelerde olması gerekeni söyle o zaman. Böyle mi olması gerekiyor? Dışı mı gelmesi gerekiyor? Şöyle, normal Nesli hep yaptığında bu tarz yapıyor zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.